Made in Turkey. Olmaz. Ben gidip de o kıvırcık kafadan kızımız istemem. O zaman evlenemezsin. Ya görmüyor musun çocuk ne kadar inatçı? O inatçıysa ben de inatçıyım. Affedersiniz efendim. Bir kusurum mu oldu acaba? Siz daha iyi bilirsiniz. Biraz ipucu verseniz efendim. Kadir Bey. Pardon efendim. Alo. Alo Kadir, ben Hülya. Buyurun benim. Galiba burada ters giden bir şeyler var. Pardon, nasıl bir şeyler? Demin Afife Hanım buraya geldi. Hiç bu kadar erken gelmezdi. Yani? Bir türlü ağzından baklayı çıkarmıyor. Ama galiba eve girerken uydurduğumuz yalanları öğrendiler. Ben size dönerim efendim. İyi günler, iyi günler. Kesin bekar olmadığımı öğrendi, işten kovacak. Demek ondan sinirliymiş. Biz sizin çok değerli müdürünüz Kadir Bey'i şirketimize transfer etmek istiyoruz. Transfer mi? Neden? Çünkü Çince bilen bir müdüre ihtiyacımız var. Kendisine teklif götürdük, hatta ciddi bir transfer ücreti önerdik ama kabul etmedi. Ne kadar dürüst bir insanmış ki size ihanet etmedi. Bu eve ilk girdiğimizde, sizi ilk gördüğümüzde öyle içimiz ısındı ki size. Mutlaka burada yaşamalıyız dedik. Sizin geçmişi ne kadar özlediğinizi, o konaktaki koşuşturmayı ne kadar aradığınızı anlamıştık. Değil mi anne? Ya evet. Eğer Asiliz demeseydik bizi almayacaktınız ve yine yalnız kalacaktınız. Hem siz mutlu olacaktınız, hem biz sıcak bir yuvaya kavuşacaktık. Ama siz öyle iyi insanlarsınız ki size daha fazla yalan söylemek istemedik. Evet. İnanın vicdanımız çok rahatsız. Vallahi Zühtü Beyciğim, ben kendilerine evden çıkın diyemedim. Siz Kadir Bey'i kovabildiniz mi? Kovamadım. Bana bekarım diye yalan söyledi ama şirket için önemli bir eleman. Oğlunuz ne iş yapıyor? Ben onun oğlu değilim. Sakin ol kaptan ya, sakin ol. Lafın gelişi soruyor. Soramaz. Koskoca adamım ben buraya. Kaptan, burada kız isteniyor. Bazı sorulara cevap vermen gerekiyor. Ay sen karışma Kadir. Ne iş yaptığını söylesin baba. Kız tarafı tatmin olmazsa bu iş olmaz. Değil mi? Kadir. Ne iş yaptığım belli olmayayım ulan. Gece bekçisi misiniz? Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Bir dakika, bir dakika. Kızınızı oğlumuza. Ya bir dakika ya. Ben gidiyorum ya. Allah Allah Allah. Kibret, nereye? Sahilde yürüyeceğim. Denize doğru bir türlü sordurmadığınız soruyu haykıracağım. Şimdi kim isteyecek kızı? Kız isteyecek merci ortamdan ayrıldığına göre bu iş bitmiştir. Kalk hadi gidiyoruz. Dur bakalım ufaklık. Evet. Geç otur bakalım yerine. Sen ondan daha işimiz bitmedi. Yeter artık yaptığımız buzluk. Geçer mi? Yürü. Biz kararımızı vermiştik zaten. Ama senin de gönlün olsun diye ne toplandık ha buraya. Ama bu kadar oyun yeter artık. Şimdi cevap ver baba bakayım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle ananı kendime isteyir. Madem gençler birbirlerini sevmişler, ben de verdim gitti. Taşınmaya karar verdiğinizi duydum. Evet, en iyisi bu olacak. Bugüne kadar bana yapılan hiçbir yanlışı affetmedim. İş dünyasının kuralıdır bu. Uymazsanız tepenize basan çok olur. Ama burası iş dünyası değil. Gerçekleri gizlemeniz hiç hoş bir şey değil. Ama şöyle veya böyle
4 aydır beraberiz. Sizleri iyi tanıdık. Kötü insanlar değilsiniz. Afife Hanım da sizi çok sevdi, ben de. Ceren de bizim torunumuz gibi oldu artık. Kadir Bey de şirkette büyük bir yükü omuzlarımdan aldı. O yüzden bu prensibi bir kereliğine askıya alacağım. Metehan gelinceye kadar burada kalabilirsiniz. Sanırım taşımamız daha iyi olacak. Bu şekilde... Gururunuzu anlıyorum Hülya Hanım. Ama sizden şu ana kadar bir şey istemeye hakkım olabildiyse... kalmanızı istiyorum. Afife Hanım da ben de bundan memnun olacağız. Evet. Birlikte geçirdiğimiz bunca zamanı çöpe atamayız diye düşünüyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Asilzade olmasak bile mi? Asalet insanın içindedir. Paşa torunu olmayabilirsiniz ama bence gayet asil insanlarsınız. Madem öyle istiyorsunuz. Pardon. Meta. Efendim oğlum. Öyle mi? Haftaya pazar ha? Bu sefer eminsin değil mi? Tamam. Annen çok sevinecek. Tamam oğlum. Ararım ben seni yarın. Oldu, güle güle. Kalmanızı istedik ama sanırım en fazla bir hafta sürecek. Çünkü Mete Han dönüyor. O akşam ailece moralimiz çok bozuktu. Zühtü Beyler söylediğimiz yalanları affetmişti. Ama bu sefer oğlunun Amerika'dan dönmesi kesin gibiydi. Ufukta yine taşınma vardı. Yarın hemen çıkıp ev bakıyorsun. Neden baba? Neden diyor ya? Hala neden diyor ya? Oğlum, Zühtü Bey'in oğlu geliyor ya haftaya. Belki yine vazgeçer anne. Vazgeçmez efendim. Vazgeçse bile biz bu evden gidiyoruz. Bence de Kadir. Bütün yalanlarımızı öğrendiler. Tamam işte. Biz sizi çok sevdik. Kalabilirsiniz dedi ya adam. Daha ne desin? Dediyse dedi. O kadar rezillikten sonra yüzlerine nasıl bakacağız? Ne rezilliği baba? Babam 5 aydır söylediğimiz yalanlardan bahsediyor Kadir. Onlar beyaz yalanlardı Hulya. Nesi beyaz ha? Şu saydıklarımın hangisi beyaz söyle bakalım. 1, asil insanlar olduğumuzu söyledik. 2, annenin paşa torunu olduğunu söyledik. 3, benim ut çaldığımı söyledik. 4, senin piyano çaldığını söyledik. 5, benim eski bir fabrikatör olduğumuzu söyledik. 6... Ya var ya, sana hayret ediyorum ha. Niyeymiş o? Ya 1 dakikanın içinde 3 tane hamburger nasıl yiyorsun ya? Oho, o da bir şey mi kardeşim? Ben bir keresinde 1 dakikada tam 5 tane lahmacun yemiştim ya. Daha neler? Tabii, bak şimdi lahmacunları böyle üst üste koyuyorsun, tamam mı? Biraz da maydanoz koyuyorsun, limonu da sıkıyorsun kardeşim. Kıvırıyorsun, tutuyorsun. Bak şimdi canım çekti ha. Olsa daha yiyecek misin? Vallahi olsa yerim. Biraz daha yağsın, dünya rekoru kırarsın herhalde. Rafi, gel kardeşim şu internetten bir bakalım. Neyi bakıyormuşuz internette? Dünya hamburger yeme rekoru kaçmış, çok merak ettim. Gel. On iki. Annenin ve benim vas bildiğimizi söyledik. 13, senin bir ikizin olduğunu söyledik. 14, ikizinin Londra'ya gittiğini söyledik. 15, ikizinin doktor olduğunu söyledik. 16. Aha, bulduk işte. Neymiş? Japon'un biri 8 dakikada 69 tane hamburger yemiş. Dakikada kaç tane hamburger yapıyor? 8 kere 8, 64 ise... Dakikada 9 tane yesem kardeşim... 72 tane hamburger yapar. O biraz zor işte Dombili. Rafi, ben biraz zorlarsam bu rekoru kırarım abicim. 22, Zühtü Bey'e Çince bildiğini söyledik. 23, Amerika'da master yaptığını söyledik. 24... Daha sayacak mısın Kudret? Sayardım ama ömrüm yetmez. Bunun yalanlarını saymak için 90 yaşına kadar yaşamam lazım benim. Baba, istersen çocuğun yanında... Önemli değil baba, sayabilir. Kadir, babam doğru söylüyor. Ne yani?
Bütün yalanları ben mi söyledim? Asıl yalanları başlatan sizsiniz. Asiliz diye buraya taşıran sizsiniz. Sen ya da o. Bitti artık. Rezil olduk ya. Benim de bir gururum var. Önemli değil baba. Gurur dediğin nedir ki? Zamanla gelir geçer. Ben eve işi ders çalışayım. Dedem taşınmakta ısrarlıydı. Bu da taşınmamız kesin demekti. Evet abicim, karar verdim. Ben bu dünya hamburger yeme rekorunu kırarım. Saçmalama Dombil ya. İnsanoğlu insanı bir dakikanın içinde 9 tane hamburger yenir mi ya? Allah Allah. Küçücük Japon kırmış kardeşim. Ben haydi haydi kırarım. Ya Dombili, sen ciddi misin? Ciddiyim tabii. Şu dünyada beni de bir kitap yazsın ya. Zaten haybeyi yaşıyoruz bu dünyada. Bari rekorlar kitabında bir sayfacık yerimiz olsun ha. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Zeynep, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Oğlum. Nasılsınız? Geç, geç. Hoş geldin evladım. Hoş merhaba geldin. Kudret amca. Hoş geldin. Geç bakalım. Merhaba, merhaba Kudret merhaba, Bey. Merhaba Sevinç Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba Kudret Bey. Merhabalar. Ne güzel böyle. Buyur, buyur. Evlenmişler de evinizi ziyarete gelmişler. Geç bari, geç. Vallahi nikahtan sonra ilk size geldik. Çok emeğiniz oldu, sağ olun. Ya, sayenizde ikinci baharımızı yaşar Gavriye. Siz ikinci baharınızı yaşıyor olabilirsiniz Nurettin Bey ama ben hala son baharımdayım. Ne sonbaharı şimdi? Annemi 25 senedir yaşadığı evden alıp götürdünüz. Baba evim yetim ve öksüz kaldı sizin yüzünüzden. Murat. Babamın ne kadar manasız inatları var. Ne güzel oturuyoruz işte. Adama rahat batıyor. Ay ne batması Kadir ya. Adamın oğlu bu sefer kesin geliyormuş. Vazgeçer o, vazgeçer, gelmez. Vazgeçer ya da geçmez. Biz bunu fırsat bilelim. Kendimize güzel bir ev satın alalım. Çok fırsatçısın Hulya. Ne yaptın, ettin, konuyu döndürdün, dolaştırdın, yine eve getirdin. Ben konuyu eve getirmedim. Konu zaten orada. Nasılsınız bakalım kumrular? Aman Bahriyan'cığım, kumruluğumuz mu kalmış bizim? Nasıl geçiyor bakalım ilk günler? Nurettin Bey'in konserleriyle. Ne konseri ula? Konser nereden çıktı şimdi? Geceleri Nurettin Bey Oda Orkestrası'nın solo horlamalarını dinliyoruz. Kim? Ben mi horlarım? Sabah bir uyandım, her yer kupkuru. Meğer gece duyduğum sesler gök gürültüsü değilmiş. Siz söyleyin Sevinç Hanım, horlar mı be? Sabahtan beri niye ben esniyorum zannediyorsunuz Nurettin Bey? Ev falan alamayız Hulya. Benim param yok. Aman, zaten ne zaman oldu ki param? Paran olduğu gün Eyüp Sultan'a gideceğim, adaka diyeceğim. Dur bakalım, dur bakalım. Bekle biraz. Belki oğlan gelir, bir iki gün içinde çeker gider. Babamın bu sefer bekleyeceğini sanmıyorum Kadir. Hadi neyse, içeri gel. Sevinç ablalar geldi. Yok Hulya, sen git. Şimdi babam el alemin içinde yine laf falan sokar bana. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Ha, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin Sevinç ablacığım. Hoş geldin Murat. Merhaba Hülya abla, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben sadece yorgun olduğum zamanlar horlarım. O da bir küçük. Onun dışında sütün bile çıkmaz. Bütün horlayanlar aynı şeyi söyler. En başta Kudret. Horlama en önemli boşanma sebeplerinden biri sayılıyor. Herhalde o yüzden evlenenlere bir yastık kocayın deniyor. Bir yastıkta horlayın denmiyor. Neyse, kapat bakalım şu horlama konusunu. Konu uzun anne, ben ne yapayım? Bütün gece sürüyor. Kaptan horluyor mu Sevinç abla? Neyse, ben cevabımı aldım. Yok arkadaşlar, bu böyle portakal suyuyla falan olmuyor ya. En iyisi ben kendime şöyle güzel bir rakı hazırlayayım. Oh,
Hayret bir şey ya. İyi ki bir mide kanaması geçirdik. Hemen rakımı atmışlar. Şimdi Hülya'ya rakı aldırsam laf eder. Ne haber Kadir abi? İyidir Kıvırcık. Senden? Ne olsun? Bakıyorum dönmemişsin Antalya'ya. Bunları bırakıp gidemem şimdi. Kimleri? Annenle kaptanı mı? Evet. Bakalım anlaşabilecekler mi? Yeni evlendiler. Ya bir sorun çıkarsa? Anladım. Sen bu evliliğe bekçilik yapacaksın yani. Öyle. Annemi mağdur edeni ben de mağdur ederim. Peki bir sorun var mı? İki gündür evliler. Vallahi birincisi çok horluyor. Yani annemin akli dengesi bir hafta içinde bozulabilir. İkincisi de çok yiyor. Ya annem bu adama yemek yetiştiremez. Ya bu yaştan sonra kadıncağız akşama kadar mutfakta mı takılacak yani? Oğlanla pek anlaşamıyorsunuz galiba kaptan. Devamlı başıma tikilip duruyor da. Kontrol edeyim beni sanki. Kız verince öyle olur kaptan. Babam da Kadir'e yapmıştı. Ben Kadir miyim? Vallahi devamlı didişip duruyorlar. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. Ben bilirim. Tutazığım onu abile kulağından bir cüze sundurazığım. Aklı başına gelecek o zaman. Size baba diyor mu? Demiyor. Nurettin Bey diye. Bakıyorum babandan Nurettin Bey diye bahsediyorsun. Ne diye bahsedeceğim? Baba diyecek halim yok herhalde. Belki zamanla der canım. Biraz zaman geçsin. Birden olmaz. Ben ona oğlum dedim ama. Der der kaptan. O da size baba der. Ama babamın dediği gibi zaman lazım. Zamanla alışır. Hiçbir güç bana ona baba dedirtemez. Demem. Yok öyle dağdan gelip bağdakine baba olmak. Ev aramaya gidiyorsun değil mi bugün? Gidiyorum baba. Fazla uzaklarda arama. Merkezi bir yerde olsun. Hallederiz baba. Fazla küçük olmasın. En az 3 oda olsun. Hallederiz baba. Mümkünse giriş katı olsun. Annem merdivenleri çıkamıyor. Hallederiz baba. Fark etmez oğlum. 10. katta olur. Çıkarız alimallah. Senin 10. kata çıkabilmen için her 2 katta bir dinlenme tesisi olması gerekir. Okuluma yakın olsun baba. Hallederiz kızım. Kadir, yakınlarda da bir alışveriş merkezi olsun, tamam mı? Hallederiz Hülya. Hallederiz. Günaydın Beyli. Günaydın. Günaydın. Zühtü Bey, bunların söyledikleri bütün yalanları öğrenmiş. Kadir Bey ikizim var demiş. İnanabiliyor musun? Ya insan böyle yalan söyler mi? Şöyle site içinde falan olsun. Gezilecek, dolaşacak yeri olsun. Güvenliği olsun. Ama baba sitelerin aidatı çok fazla oluyor. Ya onca maaş alıyorsun. Yani bir güvenliği çok mu görüyorsun bize? Tamam baba. Hallederiz baba. Depreme dayanıklı olsun baba. Olur kızım. Ben giderim şahsen bizzat kendim temelleri kontrol ederim. Mutfağı da böyle geniş olsun. Alıştık buraya. Anne bu tarif ettiğiniz yere kira yetiştiremem ki ben. Yetiştirirsin, yetiştirirsin. Dua et ki Zühtü Bey işten kovmadı. Ya işten kovsaydı ne yapacaktın? Hayır, onca yalan söyleyen biri işten nasıl kovulmaz onu anlamıyorum. Kovulmaz ki. Şeytan tüyü var adamda. Ne tüyü? Şeytanın kürkü var onda. Kesin bu işe de bir sürü yalan söyleyerek girmiştir bu. %100. Aslında ben İngilizce bildiğinden biraz şüpheliyim biliyor musunuz? Telefonda hep aynı şeyleri söylüyor. Doğru. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Yes, Mr. Dale, please try again. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Please try again. Thank you, thank you, thank you. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Please try again later. The number you heard, I cannot be reached at the moment. Buyur. Please try again. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Thank you very much. Bye. Zühtü Bey nasıl yutuyor bunları anlamıyorum. Nasıl olacak? Kendisi İngilizce bilmediği için. Ben söyledim bir kere fırça attı bana. Aslında ben Kadir Bey'in Çince bildiğinden de şüpheliyim.
Yok işten nasıl kovulmamışım da, yok dua edecekmişim de. Çince biliyorum ben, Çince. Sıkıysa konuşsunlar bakalım. Bir gün o da ortaya çıkar, görürsün o zaman Kadir. Benim bu Kadir'in Çince bilmediğini ortaya çıkarmam lazım. Nasıl ortaya çıkaracaklar peki Hulya? Kimse Çince bilmiyor ki. Nazım İtalya'dan döndü mü acaba? O çok iyi Çince biliyor. İkisini Zühtü Bey'in karşısına çıkardın mı... ak Çince, kara Çince ortaya çıkar. Hadi Hulya, ben çıkıyorum. Çok geç kaldım. Hadi canım. Sen hiç merak etme. Benim işim gayet sağlam Hulya. Hoşça kal canım. Güle güle. Yo yo, kovduracağım onu. Yalancılarla çalışamayız. Alo, Nazım. Ne haber ya? Döndün mü İtalya'dan? Nasıl? İtalyanlar sana Çince'ni unutturmadı değil mi? Aferin ya. Ya Nazımcığım, bugün bizim şirkete gelsen diyorum da... sana Çince'nin kullanım alanlarından birini göstersek. Ha, olur olur, yarın da olur. Hülya, şu halıları da gitmeden iyice bir silmek lazım. Çok kirlendiler. Anne, uğraşmayalım şimdi gider ayak. Zühtü Bey'in oğlu gelince yaptırır. Olmaz kızım. Evi pis mi bırakalım giderken? Annen doğru söylüyor kızım. Arkamızdan kimseyi konuşturmayalım. İyi tamam, ben bir halı yıkama fabrikası bulurum. Ne fabrikası canım? Al eline bezi, siliver güzelce. Anne, ne gerek var? Gelip alıyorlar, yıkayıp getiriyorlar. Çok pratik. Olmaz kızım. Tam ev tutacağımız sırada kocanın paralarını savurma. Al eline bezi, güzelce böyle bastıra bastıra siliver. Tasarruf diye bir şey var. Doğru söylüyor. Boşa para harcamayın. Hemen de bozulur. Görüyorsun bak, evet. Bu rakamları hep yanlış düşünmüşüz. Şunu da alalım. Alalım, onu da koyalım. Tamam, tamam. Kadir Bey gelmedi mi? Gelmedi efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Özür dilerim, geciktim. Yolda gelirken ayağımı burktum. Çok kötü oldum. Yarım saat orada öylece kala kaldım. Mazgalın birini açık unutmuşlar. Resmen tehlike saçıyor. Kesin numara yapıyor. Bir kere bana da olmuştu. En az 2-3 gün sekersiniz. Belki birazdan geçer efendim. Yok yok, geçmez. Yarım saat dinlenmenize rağmen geçmemişse bir süre daha çekeceksiniz. İsterseniz bir doktora gidin. Aslında ben de öyle düşünmüştüm efendim. Ne dese inanıyor ya. Ben böyle 2-3 gün sekecek miyim ya? Bariye ben çıkıyorum. Nereye? Bu Kadir'in doğru dürüst ev bulacağına inanmıyorum ben. Kendim dolaşacağım biraz. Sen Kadir'in nesine inanırsın ki zaten? Yalancılığına. Günaydın. Günaydın. Çıkıyor muydunuz Kudret Bey? Evet. Ay, ben de size bir şey danışacaktım. Geçin geçin. Kudret'in acelesi yok zaten. Ay sağ olun vallahi. Erkeklerle ilgili bir şey soracaktım. Demin sağ ayağını sekiyordu sanki. Nasıl sağ ayağım ya? İçeri girdiğinizde böyle böyle sekiyordunuz. Şimdi böyle böyle sekiyorsunuz. Olur mu canım?
Bu ayağım burkuldu. Ben hep bu ayağımla sekiyorum. Yalancı seni. Ama sen dur, dur. Tamam. İyi günler. Kadir Bey. Efendim Hasan. Cuma günü bir rekor denemesi yapacağım da sizin evi kullanabilir miyiz? Ne rekoru Hasan? Dünya en hızlı hamburger yeme rekoru. Benim bu ikisinin arasını yapmam lazım. Böyle gitmez bu. Doğru. Baba oğul oldular artık. Böyle didişmek olmaz ki. Biz nasıl yardımcı olabiliriz Sevinç Hanım? Vallahi sizin de iki tane oğlunuz var Kudret Bey. Baba oğul neler yapar, nelerden zevk alır en iyi siz bilirsiniz. Vallahi babamın pek bileceğini sanmam. Çünkü oğullarıyla hiç samimi olmaz. Aa, Sevinç abla ne içersin? Çay mı kahve mi? Çay alayım Hülya. Hemen getiriyorum. Bu ne laubalik bari? Kız doğru söylüyor. Sen hiç oğullarına samimi olmazsın ki. Baba oğul yapılan şeyleri nereden bileceksin? Demek 8 dakikada 70 hamburger yemen gerekiyor öyle mi Hasan? Evet. Şu anda rekor bir Japon'a aitmiş. Kıracak daha güzel bir rekor bulamadın mı Hasan? Bu daha bir başlangıç. Doğru. Zaten bu rekoru kırarsan peşinden de dünyanın hamburgerden çatlayan ilk adam rekoru gelir. Peşinden de en hızlı kusma rekoru. Lütfen çocuğu demoralize etmeyin Ersan Bey. Rekorun iyisi kötüsü olmaz. Eğer Hasan o rekoru kırarsa Hasan'ı bütün dünya tanıyacak. Ve o Japon'un pabucu dama atılacak. Aynen öyle. Tamam Hasan. Rekoru bizim evde deneyebilirsin. Sağ olun Kadir Bey. Ama bir şartla. Neymiş o? O rekor kırılacak. Sakın beni dünyaya rezil etme. Tamam Kadir Bey. Ay madem Kudret Bey de bilmiyor, kime soracağım ben? Vallahi bizim Kudret sadece çocuklara bağırmasını bilir. Onun dışında çocuklarıyla hiç beraber olmaz. Ben gidiyorum. Kapı kapandıktan sonra abartmaya devam edebilirsin. Aa, babam gene niye sinirlendi? Doğru söylüyorum ya, ona kızdı. Aa, Sevinç abla. Maça falan gitsinler bari. Ama hiç maç deme. Zaten dün ondan atıştılar. Biri Fenerbahçeli, biri Galatasaraylı. Hemen Zühtü Bey. Kadir Bey, Zühtü Bey çağırıyor. Tamam Berna Hanım. Bu sekme işine bir standart getirmeliyim. En iyisi sürekli sağ ayakla sekeyim. Bak gördün mü? Gene sağ ayağa döndü. Tamam işte Ersan Bey. Yarın Çince bilmediğini ispatlayacaksınız ya. Bunu da ispatlayacağım. Ne yaparsam sekmeyi unutup koşmak zorunda kalır. Cık. Baba oğul ne yaparlarsa kaynaşabilirler. Hadi biraz bana akıl verin kızlar. Tavla falan oynasalar. Bence olmaz. Tavlada kazanan taraf hep kaybedeni kızdırır. Araları iyice açılır sonra. Doğru. Sinemaya gitseler ya birlikte. Sinemaya mı? Tabii. Şöyle erkeklerin hoşlanacağı bir aksiyon filmi onları kaynaştırabilir. Ay, bilmem ki. Tabii önce kabul etmeleri lazım. Bence emri vaki yap. Biletleri sen al ver onlara. Yani gitmeye mecbur kalsınlar, itiraz edemesinler. Bilmem ama denemeye değer. Ay bence de. Ben hemen gazeteye bakayım. Bakalım neler varmış. Buldum. Ay ödümü patlattınız. Zühtü Bey'i arayayım da kaçırmasın. Zühtü Bey. Efendim, Kadir Bey'in ayağı burkulmadı. Nereden çıktı şimdi o? Az sonra size ispatlayacağım efendim. Kaçırmayın diye aradım. Bekleyin lütfen. İhracatımızda iyice azalma var Kadir Bey.
Ayrıca Çin'le olan iş yoğunluğumuzda da bir düşüş var. Efendim, malum haliniz son günlerde Türk lirası çok değer kazandı. Ayrıca petrol fiyatlarının artması ve doların dünya çapında... Ne oluyor orada? Yürüyemiyorum efendim. Yangın, çabuk koşun. Bir yangın alanına bak. Çabuk. Ne? Yangın mı? Kadir. Gördünüz mü efendim? Neyi? Kadir benim ayağını sekmediğini. Canım bırakın ayağını mayağını. Yangın çıkmış. Alarma ben bastım efendim. Sırf Kadir Bey'in ayağını sekmediğini görün istedim. Sekmedi mi? Sekmedi efendim. Emin misiniz? Göremedim. Efendim o kadar size telefon ettim. Kadir Bey'in ayağının sekmediğini kaçırmayın diye. Canım bırakın şimdi bunları. Susturun şunu. Allah Allah git sonra işine. Oyun bahçesi değil burası. %100 haklısınız. Bastır kızım bastır. Bak çıkmadı orası. Neresi? İşte kızım orası. Çıktı ya işte. Halının deseni o anne. Leke ile deseni ayırabiliyorum herhalde. Benim kaynanam 2 günde bir halı sildirirdi. Dizlerim kopardı, ellerim hep soyulurdu. Galiba gelecek kuşaklara ben de sizden aynı şekilde bahsedeceğim. Yangın mangın yokmuş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hangi salak bastı o zaman bu alarma? Ne bileyim ben Hasan. Siz niye kaçmadınız? Niye şirkette bir ikimiz kaçtık? Çünkü biz bu alarmın ara sıra arıza yaptığını biliyoruz. Değil mi Berin? Ya sık sık arıza yapar. Ne haber Dombilik? Vay kardeşim hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hamburger mi kokuyor? Evet. Sana 10 tane hamburger aldım. Rekordan önce biraz antrenman yapsan iyi olur düşündüm. Yok kardeşim yiyemem. Rekor gününe kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Niye? Kendimi iyice aç bırakayım ki rekoru kırabileyim. Yani senin anlayacağın rekor orucuna başladım. Ben sana bir şey getireyim. Millet öğle yemeğiniz benden. Hamburger aldım size. Oğlunuzun girişi kesinleşti mi Zühtü Bey? Kesinleşti efendim. Bu sefer kesin. Geliyor ama beni çok rahatsız eden bir şey var. Neymiş o? Dün akşam oğlum Metehan'la konuştum. Yanında bir kızla gelecekmiş. Ha, demek evleneceği kız da hazır. Allah yazdıysa bozsun. Neden? Dün konuşalım diye telefonu kıza verdi. Önce biraz heyecanlandım. Sizin gibi düşündüm. Oğlumun sevdiği kız diye telefonu aldım. Kızın ilk sözü naber moruk oldu. Peki siz ne cevap verdiniz? Kudret Bey, burada cevap önemli değil, soru önemli. Demek size moruk dedi. Sonrası da cabası. Ağzında bir sakız cak 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 cak, yarım yamalak Türkçesiyle saygısız saygısız konuştu. Abartıyorsunuz Afife Hanım, size öyle gelmiştir. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Efe Hanım. Hoş geldiniz Zühtü Bey. Ne oldu Kadir? Ev bulabildin mi? Bakamadım baba. Ayağımı biraz burkmuşum da zar zor yürüyorum. Ay, ne zaman burktun oğlum? Yukarıda mı? Yok anne. Sabah burktum. İşe giderken. Geldiğinde bir şeyin yoktu Kadir. Vardı Hulya. Siz görmemişsiniz. Ben de görmedim. Yok baba, bariz burkuktu yani. Siz görmemişsiniz. Benim affedersiniz bir telefon görüşmem var da izninizle efendim. Kızım, kim bu? Rafi abi. Rafi. Bakıyorum dolaba tek dalmışsın. Biraz acıktım da patron. Belli oluyor, belli oluyor. Rafi abi Kenya'ya dönüyormuş baba. Kenya'ya mı? O da nereden çıktı Şebelek? Çoktan düşünüyordum zaten patron. Niye? Ya Kadir abi nasıl söylesem, buralarda tutunamadım. İş yok, ev yok, para yok, hiçbir şeyim yok.
Var ya oğlum işte ev. Ne güzel müştemilatta beleş kalıyorsun. Ama siz taşınıyorsunuz artık. Rafi abiye de bir oda verelim mi baba? Ne diyorsun kızım sen? Biz zaten 5 kişiyiz. Nasıl vereceğiz? Siz taşınınca ben açıkta kalacağım. En iyi ben şimdiden memlekete döneyim. Peki Hasan'la bir ev tutsanız Rafi? Para var sanki. Afife Hanımcığım, öyle dememiştir kız. Bizim oğlumuz öyle kaba bir insanla beraber olmaz. Ben ne duyduğumdan eminim Zühtü Beyciğim. Hah, bak arıyor. Oradaysa kızla bir de ben konuşacağım. Efendim oğlum. İyiyiz evladım, hasretle seni bekliyoruz. Evet evet, geldiğinizde eviniz her şeyiyle hazır. Kiracılarımız da taşınıyor zaten. Siz hiçbir şeyi merak etmeyin. Kız arkadaşın yanında mı canım? Bir sesini duyun bakayım. Seni öpüyorum. Ben şimdi anlarım. Yanıldığınıza eminim Hafife Hanım. Evet, merhaba kızım, nasılsın? Ben de iyiyim. Ne haber babalık dedi. Ya. Buyurun Hasan Bey. Sağ ol Hasan. Buyurun hanım. Buyurun, şeker ister misiniz? Yok sağ ol. Sağ ol Hasan. Buyurun Kadir Bey. Hasan, bu ses senden mi geldi? Dünden beri bir şey yemiyorum da. 40 yaşındayım. Bugüne kadar böyle mide gurultusu duymadım. Çok affedersiniz. Rekor için hazırlanıyorum da. Bu rekoru kırmam şart oldu. Yoksa karizmanın çizildiğiyle kalacağım. Hoş geldiniz. Oğlum bana bir kahve yap. Derhal efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Şunlara bir imza alabilir miyim efendim? Önce bir kahve içseydim Hasan Bey. Tabii efendim, haklısınız. Gergin gördüm sizi. Oğlum Amerika'dan geliyor diye seviniyordum ama... yanında bir de kız arkadaşıyla geliyor. Ne güzel, demek havayı yakmış birini orada. Kızın konuşmasını duysaydınız hiç böyle demezdiniz. Kabalık mı etti efendim? Hem de ne kabalıklar. Ne yapacağız bilmiyorum. Geçmiş olsun efendim. Ersan Bey. Buyurun efendim. Dün Kadir Bey'in ayağı sekmiyor demiştiniz ya. Evet. Galiba haklıydınız. Dün akşam eve gittiği zaman ayağı sekmiyormuş. Ama biz onlara gittiğimiz zaman ayağı sekiyordu. Ben size demiştim efendim. Sizi görünce numaraya başlıyor. Girin. Bunlar istemişsiniz efendim. Bırakınız lütfen. Buyurun. Gidebilirsiniz. Emin misiniz efendim? Küçük kızları var. Yaşlı anne babaları var dedim. Eve girerken söyledikleri yalanları affettim. Ama iş yerinde de yalan söylüyorsa affedemem. Efendim, o zaman bomba haberi veriyorum. Kadir Bey İngilizce de bilmiyor, Çince de bilmiyor. Yok artık. Kiralık daire 1000 dolar. Kiralık daire 1200 dolar. Aman. Şunlardan birini tutsam ne olacak ki? Nasıl olsa 10.000 dolar maaş alıyorum. Bu çok ciddi bir iddia Ersan Bey. Eğer doğruysa Kadir Bey'i derhal kovmam gerekecek. Sadece bir iddia değil efendim, gerçek. Yok canım, yanlışınız vardır. İşe girerken Çince ve İngilizce biliyorum dedi.
Çinlilerle konuştu. Çince bir sürü evrak yolladı aldı. Hepsinin uydurma olduğunu düşünüyorum efendim. Yoksa Çin'le yaptığımız işlerin hepsi bir anda durmazdı. O da doğru. Hiç merak etmeyin efendim. Bugün saat 2 sularında iddiamı ispatlayacağım. Olamaz ya. Olamaz. Kimse böyle bir yalan söyleyemez. %100 haklısınız efendim. Tamam kardeşim. Ben evi çok beğendim. Tutuyorum. Sevinç abla? Ne yaptı seninkiler? Sinemadan nasıl döndüler? Ah kızlar hiç sormayın. İyi dönselerdi ben böyle tatsız olur muydum? Pırlanta gibi de bir plandı. Anladım, ne oldu Sevinç Hanım? Daha ne olacak, daha ne olacak? Nurettin Bey sinemada Murat'ın üstüne bütün kolayı dökmüş. Bizim oğlan filmin ortasında fırlamış ayağa. Arkadan bir adam otursana demiş. O da bu yaptı diye Nurettin Bey'i göstermiş. Sonra başlamışlar atışma. Sonra? Eve bir girdiler. Biri birine sakar diyor. Öteki ona saygısız diyor. Sormayın yani. Hay Allah. Yani anlayacağınız daha beter oldular. İkisi de seni birbirlerinden kıskanıyorlar bence Sevinç abla. Vallahi Murat'ın Nurettin Bey'e baba demesi imkansız gibi. Ya... Bir de birlikte balığa çıksınlar o zaman. Balığa mı? Evet. Bugün hava güzel. Atsınlar yalın önden denize oltalarını. Balık tutarken insanın içine bir huzur dolar. Barışırlar. Bence iyi fikir. Denemeye değer. Durun. Ben çağırayım gelsinler. Bu Ersan yine bir kurnazlık düşünüyor ama dur bakalım. Merhaba. Oo Nazımcığım hoş geldin. Ne haber ya? İyiyim ya, senden ne haber? Öpeyim abi. Ne olsun işte bildiğin gibi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Pardon Ersan Bey, kim bu arkadaş? Eski bir arkadaşım. Nazımcığım, hiç oturmayalım burada. Direkt Zühtü Bey'in odasına gidin. Vay be, nereden nereye ya? Geç. Hasan, bize 3 tane Türk kahvesi. Kesin bir şey karıştırıyor bu Ersan. İnşallah balık tutmak onları biraz yakınlaştırır. Vallahi bir balık tutmayla hallolacağını sanmıyorum ama... Ay ya bu sefer de sen tuttun ben tuttum kavgası yapmasınlar bunlar. Yok canım yapmazlar herhalde. Evet. Oltalar hazırlanlar. Ben bakarım ben bakarım tamam. Evet. 190 kuruş yazıyor öyle. 200 kuruş yazıyor. Ulan baktım diyelim sana 190 kuruş yazıyor. Of. Ay ne oluyor yine? Azıcık toplama bilgisi olan bir insan o taksimetrenin kilometre başına 200 kuruş attığını hesaplayabilir. Ya baktım 190 kuruşa tayin ediyorum sana. 200 kuruş atıyordu. 190'a tayini. Neyi paylaşamıyorsunuz siz böyle? Ya bu uşak şimdi benim matematik bilgime saygısızlık ediyor da Sevinç Hanımcığım. Saygın bir matematik bilginiz olduğu pek söylenemez. Yürü gel bir daha binelim taksiye. Yanına da bir tane hesap makinesi al. Ya bir dakika ya bir dakika bir dakika. Bırakın şu hesap kitap meselesini ya. Allah Allah. Beraber balık tutacağız. Balık mı? Nereden icap etti Kudret amca? Yahu haber aldım. Boğazdan istavrit sürüsü geçecekmiş. Tek başıma ben halledemem ki bu işi. Bana yardım edin. Hadi. Burada iki tane olta var. Hadi siz gidin. Tabii. Çoluk çocuk. Nereden bilecek balık tutmayı? Ver bana bu. Olta hemen. Çoluk çocuk mu? Ver şu oltaya bakayım. Bakın gördünüz değil mi? Kaynaşmaya başladılar bile. Ay daha beter olacaklar Hülya'cığım. Ama neyse üzümüz gel. Camdan bakalım. Ay. Gel gel gel. Demek 2 sene Çin'de kaldınız. Zor oldu herhalde. Pek kolay olmadı tabii. Özellikle yemekleri çok yabancı geldi. Ama bu arada Çincesi müthiş gelişmiş efendim. Bravo. Senden istediğim kağıtları hazırladın değil mi Nazım? Tabii. İşte burada. Nedir onlar? Efendim,
Burada aynı metnin hem İngilizcesi, hem Çincesi, hem de Türkçesi var. Nazım hazırladı. Ne olacak onlar? Efendim plan şu. Siz şimdi Kadir Bey'i çağıracaksınız ve bu İngilizce metinle bu Çince metni tercüme etmesini isteyeceksiniz. Bu da Türkçesi efendim. Eğer bu dilleri biliyorsa Türkçe metnin aynısını söylemesi lazım. Ama bilmiyorsa uyduracaktır ve söyledikleri farklı olacaktır. Burada bahar geldi, çiçekler açtı, kuşlar neşeyle ötüyordu falan diye yazıyor. Evet efendim, özellikle havadan sudan şeyler yazdık. Eğer biliyorsa havadan, bahardan, kuşlardan bahsetmesi lazım. Fakat bilmediği için muhtemelen bu Çince metnin işle ilgili bir evrak olduğunu düşünecek ve işle ilgili şeyler uydurmaya başlayacak. İngilizceyi boş verin. Çince konusunda yalan söylemiş olması bile beni yeterince sinirlendirir. Tamam Hulya, tamam. Abartma. Bu kadar sevinecek bir durum yok. Alt üstü bir ev tuttum. Tamam hayatım, kapatıyorum. Benim çalışmam lazım. Hoşça kal. Anne! Kadir ev tutmuş. Aferin ona. Ay, bak yine atışıyorlar. Kirası ayda 1200 dolarmış. Herhalde çok güzel bir ev. Kaç dolarmış, kaç dolarmış? Aman anne, yani 10.000 dolar maaş alıyor. İşten çıkmadığı sürece sorun yok. Baba ne yapıyorlar? Girin. Buyurun efendim, beni emin misiniz? Gelin Kadir Bey, yardımınız lazım. Tabii efendim, buyurun. Nazım Bey'in şirketine bir yazı gelmiş Çince. Tercüme eder misiniz? Çince mi? Evet. Bizim şirkette Çince bilen yok. Ersan Bey de sizden bahsetmişti. Ben de size getirdim. Tabii efendim. Buyurun içeri geçelim. Ben orada size tercüme edeyim. Yok yok. Burada edin. Bakın kahvemizi içiyoruz. Tabii efendim. Buyurun. Merci. Ya olmaz ki. Hep kaptan tutuyor. Oğlunuzu hiç tutamıyor. Yok, bunlar kaynaşamazlar. Evet, her tutuşunda da dönüp dalga geçiyor çocukla. Planın hiç tutmadı Kudret. Biliyoruz Bahriye, biliyoruz. Ben onları kaynaştıracak bir plan biliyorum. Ama... Sevinç Hanım, Murat yüzme biliyor mu? Bilmez. Küçüklüğünden beri korkar denizden. Güzel. Çocuk denize düşer. Tam boğulacakken babası kurtarır. Süper. Sadece ufak bir dokunuşta çocuğu denize atmam lazım. Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Bu işte kesin bir bit yeniği var. Evet Kadir Bey, bekliyoruz. Efendim, isterseniz ben size bunu yazılı olarak çevirip vereyim. Konuşturun şu çincenizi Kadir Bey, uzatmayalım. Nazım Bey'in işi acil. Evet Kadir Bey, başlayınız. Peki efendim. Bu adamların şirketi ne iş yapar, nedir bu ya? En iyisi genel bir şey uydurmak. Çikina hoçici, çapani, çinaka hükümetçi konukçi. Yani diyor ki efendim, Çin hükümeti bazı yeni kararlar almış. Ya. Ya. Çakan içki, niçka kane, çoço konjinço. Çikanaka, çitana çita, çitika horaka çikonçki. Yani gümrük vergisiyle ilgili bazı değişiklikler yapılabilirmiş. Ya. Ya. Çingene çen, çingene çiçaçan için kahayşin aşı, nişin yani. Ayrıca dış piyasalardan çok önemli miktarda ham madde satın alacaklarmış. Ya. Ya. Noço koço, noço noço tetoço, şaçaçı tunu, şiçin çiket ikin. Yani sizin şirketle bu konuları görüşmek istiyorlarmış. Ya. Ya.
Hangi konularmış onlar? Tam olarak belirtmemişler efendim. Genel olarak bahsetmişler. Çikine çığını topa işine şikane kuşu. Aa şey diyorlar efendim. Bir toplantı yapalım. Orada bu konuları konuşacağız, anlatacağız diyorlar. Ya. Aa dedek niye indi yine? Bilmem. Hani baş başa bırakacaktı onları. Belki söyleyecek bir şey vardır. İnanamıyorum. Ay ne oldu? Ne oldu? Ay baban senin canına oğlan çarptı. Çocuk denize düştü. Çarptı mı? Ay çarptı tabii. Kasten edecek değil ya. Ay kurtarsanız da çocuğumu. Ay ne bilmesin. Ay çırpınıyor çocuğum. Aa bak kapıdan bir gizini çıkarttı. O da atladı beni. Ay gizini ben çırpınıyor. Ay Allah ne yapacağız? Koş. Koş oğlum koş. Ay geldik geldik Semih abla geldik. Çık mı ya çık çana? Çıka çiğne ki kar içi çoğaya. Ne çan ne çıtan o çeke? Çaka çiki ni ta ni ka çıta fo. Ne çe fontika ni kan şan san şaka. Ne ka çıka hiç çıka ni ka. En kısa zamanda görüşmek üzere saygılar diyorlar. Şimdi burada kuşmuş yazmıyor değil mi? Kuş mu? Ne kuşu efendim? Çiçek de yazmıyor. Yazmıyor? Bahar geldi de demiyor. Ne alakası var efendim? Bu bir iş mektubu. Şu İngilizceyi de bir tercüme edin. Tabii efendim. Yüksek sesle okuyun biz de işitelim. The number you have dialed diyecek efendim. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. The Browns went to the seaside for their summer holiday. Cross check, cross check, cross... Tamam, yeterli. Çıkabilirsiniz. Tercüme etseydim de... Yeterli dedim. Emredersiniz efendim. Ne oldu Kadir abi? Ha, içimde kötü bir his var Hasan. Yarın ben evde rekor deneyeceğim. İzin aldım. Sen de al. Ne rekoru Hasan? Ne rekoru? Rekorun sırası mı şimdi? Oyuna getirdiler beni. Oyuna getirdiler. Aptal kafa. Aptal kafa. İyi misin evladım? İyiyim anne, iyiyim. Merak etme, sadece biraz su yuttum o kadar. Ay Kudret Bey, niye ittiniz çocuğunuzu? Ne itmesi ya? Kaza oldu. Hem Allah'tan kaptan oradaydı da kurtardı oğlunu. Ben üstünüze kuru bir şeyler getireyim. Hadi Hülya, gel bir şeyler bulalım. Ay anne, ne bulacağız ya? Murat'a bir şeyler buluruz da kaptana ne vereceğiz? Yani evde hiç ekstra large erkek yok ki. Tamam tamam, ben bir şey istemem. Bulurum böyle. Zaten. Olur mu canım, hasta olursunuz. Anne ne vereceğiz? Ben biliyorum. Hadi yürü, yürü. Ay, hadi. Hadi hadi. Hadi kırış. Hadi çık oğlum. Sıcak sıcak bir banyo yapın. Hadi çorba iç. Yakıştı kaptan. İstersen senin olabilir. Siz hiç konuşmayın Kudret Bey. Resmen içimizi de yıldırıyordunuz. Hani hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti derler ya. Bugün onun ne demek olduğunu anladım. Neyse ki baban cesur biriymiş. Yoksa sen şimdi istavrit sürüsünün arasındaydın. Ya sağ olun Nurettin Bey. Siz olmasaydınız. Aman canım, ne olacak? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Vallahi hiç sanmıyorum. Siz denizdeyken Kudret kıyıdan sizi seyrediyordu. Hülya ablan içeride çorba yapıyor. İçersiniz şimdi sıcak sıcak, iyi gelir. İstersen babana bir teşekkür et. Hayatını kurtardı seni. Hadi. Kim olsa aynı şeyi yapardı canım. Demin kendisi söyledi. Ya yanında yüzme bilmeyen birileri olsaydı? Ne yapacaktın o zaman? İyi ki babam varmış. Bak,
Yüzdü ve kurtardı seni. Yüzmedim. Ben yüzme bilmem ki. Hadi ya. Hayatım boyunca gemilerin üzerine denizlere dolaştım durdum ama 50 senede bir kere bile denize girmedim. Korkarım ben denizde. Ne yani? Şimdi siz... Evet, yüzme bilmiyorum. Ama oturup da boğulmanı seyredecek değildim herhalde. Hem sağ bir şey olsaydı bu kadıncağızın hali ne olurdu? Gencecik delikanlısın. Daha öteki tarafa gitmek için çok gençsin. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir ara sana bu geceliğin aynısını alalım. Oldu mu baba? Baba mı dedi? Ne? Uy! Baba dedi. Gel bakalım buraya. Aslan oğlum benim. Kudret Bey duydun mu? Baba dedi. Aferin bu. Canım benim. Sana da bu yakışır zaten. Ay kusura bakmayın çocuklar. Sevinç ablalar gelince size masada yer kalmadı. Hadi başlayın. Ben almayacağım Hülya abla. Niye? Kadir abi söylemedi mi? Ben yarın burada rekor denemesi yapacağım. Ne rekoru? Dünya hamburger yeme rekoru. Rekor mu? Burada. Yarın iki tane gözlemciyle bir tane noter gelecek. Birkaç tane de gazeteci falan. Kadir abi izin verdi. Ben de deneyebilir miyim anne? Saçmalama Ceren. Kim bilir ne kadar çok hamburger yemesi gerekiyordu. Tamam işte. Ben de onun için istiyorum zaten. Hayır. Sana hamburger yasak. Hadi ye yemeğini. Menü mü yoksa tek mi Hasan abi? Tek tabii ki. 8 dakikada 70 tane hamburger menüyü nasıl yerim ben? Sanki tekini yiyebilecek de. Niye kalktın Kadir? Ben doydum da Hülya. Kadir. Neyin var senin? İşten geldiğinden beri suratın bir karış. Yok Hülya, bir şey yok. Muallakta bir konu var da ben onu düşünüyordum. Neymiş o konu? Önemli bir şey değil canım. Neyse ben en iyisi gideyim de biraz uzanayım. Patronun nesi var? Vallahi bilmem. Şirkette de böyleydi. Allah Allah. Bu konuyu muallakta bırakamam efendimciğim. Kadir Bey'i kovmak zorundayım. O da bunu hak etmiş. Ne demek bilmediği lisanı bilir gibi yapmak? Tabii Çince olduğu için bunca zamandır anlayamadık. Ama bravo Ersan Bey'e, yani çok güzel bir oyun yaptı. Şimdi biraz garip olmayacak mı ama? Ne garip olmayacak mı? İşten kovuyorsunuz ama yukarıda ailesiyle birlikte oturacak. Canım oturmayacaklar işte. Ev bakıyorlar, taşınacaklar. Gitmelerine izin veremeyiz Zühtü Beyciğim. Nedenmiş o? Bir dakika. Nereden çıktı şimdi bu Kenya'ya gitme işi? Öyle abicim, gidiyorum. Hayır kardeşim, ben izin falan vermiyorum. Gidiyorum diyorum sana. Abicim, dur Allah'ını seversen biraz sabret. Bak şu rekoru kırayım. Kesin bana para falan verecekler. O zaman ilk iş ev tutacağım. Evet ya, biz sana çok alıştık, gitme. Ha, tabii abicim ya. Bak bunca zamanlık arkadaşlarımız var. Nasıl böyle silip atıyorsun bir kalemde anlamıyorum. Merak etmeyin efendimciğim. O işi başka türlü hallederiz. Ama Zühtü Beyciğim, eğer taşınmalarına izin verirsek... ...Meta'nın o garip kızla evlenmesine çanak tutmuş oluruz. Çok dolaylı düşünüyorsunuz Affe Hanım. Ama yanlış mı düşünüyorum? Gelip kendileri için hazır bekleyen bir ev bulurlarsa... ...evlenmelerine hiçbir mani olmaz. Orası öyle. Ben yarın Kudret Beylerden rica edeceğim. Hele bir kız gelsin, görelim, tanışalım, öğrenelim... ...ondan sonra evi boşaltsınlar. Peki. Ama Kadir Bey'i kovacağım. Kimse mani olamaz. Tamam mı hocam? Tamam. Basından arkadaşlara haber ver gelsinler. Neredeyse hazırız. Hasan yiyebilecek misin hepsini? Yerim merak etme. Mustafa,
Basından arkadaşları al, hemen buraya gel. Vay amma çokmuş. Hasan oğlum, nasıl yiyeceksin bu kadar hamburgeri? Merak etme dedim ya. İki gündür bir şey yemiyorum ben. Kurt gibi açım. Evladım, bu kadar şey miden alacak mı? Vallahi o Japon'un midesi aldığına göre benimkisi haydi haydi alır. Sen rekoru kıramazsan ben deneyeceğim Hasan abi. Aa, olmaz Ceren. Bu kutunun içi resmen kolesterol dolu. Ama çok güzel koktu anne ya. Bağdat çok güzel koktu kızım. Ama neyse, kalanları bir selam bile yeruk. Bu kutudan geriye hiçbir şey kalmayacak, görürsünüz. Kaç tane var içinde? 100 tane. Rekor kırması için en az 70 tane yemesi gerekiyor. Tabii 8 dakika içinde. Peki ya yerken fenalık geçirirse ne olacak? Merak etmeyin efendim. Dışarıda tam teşekküllü bir ambulans bekliyor. Ha iyi o zaman. Ha iyi bari canım tabii. Ben yine de kural gereği şuraya bir imzanızı alacağım. İmza mı? Ne için bu? Rekor denemesi sırasındaki tüm sorumluluğu üzerinize aldığınıza dair. Demek ki rekor denerken ara sıra öbür tarafa gidenler de oluyor Hasan. Kazanırsa para ödül var mı? Evet, ufak bir ödül var. Hadi Dombili, sana güveniyoruz. O yerken biz tezahürat yapabilir miyiz? Rahatsız etmeme kaydıyla evet. Ben bir tanesini yiyebilir miyim? Nasıl olsa 100 tanesini yemez. Bitiremezse alırsınız. Selam millet. Henüz başlamadınız değil mi? Ha gel gel, daha başlamadık. Of! Bu ne böyle Hasan? Hasan, emin misin? Eminim. Son kararım. Son kararım. Hadi o zaman göster bakalım kendini. Noter ve gözlemci arkadaş da geldi herhalde. Ben açarım. Hadi Hülya, çabuk ol. Hoş geldiniz, buyurun. Merhabalar, buyurun. Buyurun, basından da arkadaşlar gelmiş. Selam. Burada. Hasan Bey burada. Efendim, buyurun. Hasan Bey, başlamadan önce duygularınızı alabilir miyim? Vallahi çok açım, çok. Japon rekortman arkadaşa bir mesajınız var mı? Yok, ne diyeceğim canım. Yani rekoru kırınca zaten mesaj kendiliğinden gidecek. Aslan Hasan. Evet arkadaşlar, başka soru yok. Sizi şöyle karşı tarafa alayım, oradan takip edin. Şöyle müsaade eder misiniz? Tabii, buyurun efendim. Buyurun noter bey. Hasan Bey, hazırsanız başlayalım. Hazır mı? Hazırız, hazırız. Başlıyoruz. Başla. Hadi Hasan. Hadi dur. Hadi dur. Hadi dur. Çok önemli bir şey yok anne. Doktor kontrolünde yatıyor işte. Anne midesini gördüm. Kocaman olmuş. Ya. Ben demiştim. Hayır o değil. Bir tane daha hamburger yese rekoru kıracaktı. Tam sonuncusunu yerken çatlayacağı tuttu herifin. Neyse. Sağlığına bir şey olmasın da. Evet. Bu evde yaşadığımız son olay da buydu herhalde. Hülya, annemlere söylemedin mi? Söyledim. Neymiş o? Kadir ev tutmuş baba, çok güzelmiş. Yarın gidip bakacağız.
Gayret. Demek tuttun. Niye hayret diyorsun baba? Sen beni bilirsin. Hallederiz dediysem hallederiz yani. Bir de Zühtü Bey beni işten atmazsa harika olacak. Yoksa babamla yine papaz olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İyi. Hoş geldiniz Afife Hanım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Zühtü Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk buyurun. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zühtü Bey. Buyurun. Efendim buraya iki tane önemli kararımızı bildirmek için geldik. Tabii Zühtü Bey, buyurun. Biri iyi, biri kötü. Sadece iyiyi alabiliyor muyuz? Ben iyi olanını söyleyeyim. Evet, buyurun dinliyoruz. Evden taşınmanızı kesinlikle istemiyoruz. Ama oğlunuz geliyor. Gelsin. O ve kız arkadaşı bir süre bizimle kalacaklar. Siz burada oturmaya devam edin. Yo. Biz zaten ev tuttuk. İsrar ediyoruz Kudret Bey. Evet Bahriye Hanım, ısrar ediyoruz. Eğer taşınırsanız çok güceneceğiz. Sizi kırmayalım o zaman. Değil mi baba? Değil mi anne? Değil mi Hulya? Kötü habere gelince. Kadir Bey'i bugün itibariyle işten çıkartıyorum. Ne? Çıkartıyor musunuz? Evet. Nedenini kendisi çok iyi biliyor. Dilerse anlatır. Ama benim şirketimde artık kesinlikle çalışamaz. Eyvah! Lale devri bitti. Gerileme ve çöküş dönemine girdiğimin resmidir. Saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı.